Şöyle aslında başlamak lazım. Biraz tarihe gitmek gerekiyor. Çünkü Kürt sorunu neredeyse yüzyıllık bir sorun ve egemen olan bütün hükümetler aslında Kürt sorunu çözmek yerine daha çok baskı politikalarını ön plana koymuştur. Her aşamasında aslında bir yandan asimilasyon politikalarını sürdürürken şiddeti, gözaltıyı her zaman devreye koyan politikalar sürdürdüler. Belki 2016 kayyum sürecinin aslında bu yüzyıllık Kürt sorunundan bağımsız gelişmediğini ele almak lazım. Yani Kürtlerin çoğu zaman isyanları olmuştur. Mesela mevcut politikalara karşı, hükümetlerin Kürt sorununa bakış açılarına karşı ve burada aslında biraz daha demokrasiden uzaklaşan hükümetlerin Kürtlere yönelik baskısının daha derinleştiğini söyleyebiliriz. Bu yönüyle aslında yüzyıllık süreç içerisinde ilk defa kayyum 2016 sürecinde yaşanmadı. Bu ülkede her darbe süreçlerinde aslında Kürtlüğe dair ya da Kürt'e dair nasıl baskı politikaları devreye giriyorsa aslında yerel yönetimlere dair de belediyeler noktasında bir kayyum politikası, ismi kayyum olmasa bile aslında yaşanan sorunların başında gelmekteydi. 2016 süreci siyasi bir partinin kendinde bunu hak görme meselesinden bahsediyoruz. Öncesinde askeri darbelerle kayyumlar atanırdı. Şimdi ise bir siyasi parti mecliste kayyum atamaya dair bir yasa geçirtiyor ve bu yasa üzerinden aslında HDP ve daha önceki DBP belediyeleri üzerinden bir kayyum sistemi inşa etmeye çalıştı. Siz de bahsettiniz, mesela kayyum sistemi sadece bir belediyenin eş başkanların görevden alınması ve yerine devletin bir memurun atanması şeklinde olsa bile aslında sadece bundan bağımsız buna bağlı ele alabileceğimiz, dar kapsamda ele alabileceğimiz bir şey değil. Bir kere halkın iradesi yok sayılıyor. Yine Kürt halkının seçme ve seçilme hakkı, yani bu ülkede yurttaş olma hakkı elinden alınıyor. Yine aynı şekilde yönetim dediğimiz, yani Kürtlerin statü meselesi dediğimiz yönetime meselesini de elinden alarak aslında kenti ve kayyum atadıkları bütün kentlerde kendi ideolojisini inşa edecek bütün alanları almaya çalışıyorlar. Mesela merkezi hükümet farklı bir düşünceye sahiptir, ideolojisi vardır ama yerel yönetimler halkın istediği seçilmişler üzerinden gider ve o siyasi partilerin aslında kendi ideolojilerini inşa ettiği alanlardır. Şimdi özellikle DBP ve HDP belediyelerinde biz aslında uzun zamandır yerel yönetimler deneyimlerimizde bir paradigmanın inşası söz konusuydu. Bu da demokratik, ekolojik, kadın özgürlükçü paradigma. O yönüyle kayyumlar aynı zamanda bu paradigmaya da atandı. Yani bir kentin demokratik bir işleyişe sahip olması, halkın kentteki sorunlara katılımını sağlayacak mekanizmaların ortadan kalkması, yani sadece belediye eş başkanları görevden alınmıyor. Aynı zamanda belediye meclis üyelerinin meclisi de feshediliyor ve askıya alınıyor. Ve bununla birlikte bütün STK'ların aslında kentin dinamikleri dediğimiz alanın kent meclisleri dediğimiz alandan da yok sayılması haline geliyor. Yani nedir? Yerel yönetimlere dair derneklerden tutun, inisiyatiflere, kolektiflere, meclislere kadar herkesin belediyelerde söz sahibi olduğu alan bir şekilde yok ediliyor ve tek adam rejimin ruhu olan kayyum sistemiyle aslında kayyumlar halkın yerine kararlar veriyor, halkın alanlarını gasp ediyor, halkın alanlarını ranta çevirterekten aslında sadece sermayenin yanında duran ama aynı zamanda da kendi egemen ideolojisini bu topraklarda inşa etmekle görevli bir kamu çalışanı da aşan görevler ve yetkilere sahipler, öyle söyleyeyim. Özellikle 2016'dan 2023 sürecini de ele aldığımızda önceki kayyumlar, 2016 kayyumları daha çok milliyetçilik üzerinden ve cinsiyetçilik üzerinden aslında belediyeler ve belediyelere bağlı olan kurumsallaşmaların hepsini yönetmeye çalıştılar. Bu yönüyle ilk etapta ana dil dediğimiz, yani kültür çalışmalarını hedef haline getirdiler. Yine kadın çalışmalarına dönük saldırıları söz konuldu. Hem kadın çalışanların işten çıkarılmış olması, kadın merkezlerinin kapatılıyor olması. Bunlar sadece fiziksel bir saldırı değil. Yani bir kurumu kapatmıyorsunuz sadece. Yani bir kurum çalışanı sadece işten çıkarmıyorsunuz. Aynı zamanda o kurumlar farklı bir dönüşüm ve değişim sürecinde de tabi tutuldu. Yani kadın merkezleri artık hükümetin inşa etmeye çalıştığı makul kadınlık üzerinden
inşa edilen alanlar haline geldi ve birçok kadın kurumuna aynı zamanda bir erkek müdürler atanarak aslında erkeğin orada karar verdiği ve kadınların yok sayıldığı bir aşamaya geçildi. Ve bunu yaparken sadece cinsiyetçiliği üretmediler. Mesela Kürtçe kreşler vardı. Neredeyse birçok belediyemiz işte Kürtçe kreş evleri açmıştı ve bu kreşler aslında artık kayyumlarla birlikte ya kapatıldılar, kapatılmasalar bile farklı bir değişim ve dönüşüme tabi tutuldular. Sadece Türkçe öğretildi, hatta Arapça öğretildi ve bu Arapçayı öğretirken de hani Kur'an dersi veriyoruz şeklinde ve işte kız çocuklarıyla erkek çocukların ayrı aslında bir şekilde Kürt çocukları üzerinde farklı bir zihniyet, bir ideoloji inşası da geçildi denebilir. Yine birçok kadın parkı vardı, işte kadın merkezleriyle birlikte ele alabileceğimiz spor kompleksleri vardı. Yani kadınların sosyal yaşama dahiliyetini ama aynı zamanda üretime de dahiliyetini düşünen. Aslında bugüne kadar yerel yönetimlerin toplumsal cinsiyete dair yaptığı birçok çalışma cinsiyetçilik üzerinden tekrardan bir şekilde bu toplumun dokusuyla oynamak şeklinde çalışmalar yürüttüler. O yönüyle tahribatları büyük olan bir kayyum sisteminden bahsediyoruz. Yani sadece bir belediyenin içine sıkışmış bir devlet memurundan değil, belediyeleri aşan ve toplumla buluşan halk belediyecisinin karşısında halka karşı bir belediye sistemi oluşturuldu. Ve bunu söz olarak biz halka karşıyız demiyorlar zaten. Ama yapmaya çalıştıkları mekanizmalar, inşa etmeye çalıştıkları ideolojiler bu toplumun daha çok yozlaşmasını, kadınların daha çok şiddet görmesini ve bu şiddete bağlı aslında aynı zamanda toplumun da birçok değerler sisteminden uzaklaşmasına sebep olacak birçok çalışma hayata geçirdiler. Ve bunu yaparken de dediğimiz gibi bir yandan ranta dayalı belediyeciyi esas aldılar. Ama bu ranta dayalı belediyecilikle birlikte kendi kadın düşmanı, Kürt düşmanı, gençlik düşmanı, ekoloji düşmanı, kültür, ana dil düşmanı politikalarını da kendi kurumları üzerinden topluma yaymaya çalıştılar. O yönüyle de 2019 kayyumları özellikle milliyetçilik ve cinsiyetçilikle birlikte bir argüman daha inşa etmeye çalıştılar. O da dincilik dediğimiz mesele. Yani siz bir toplumun değerlerinden kopartıyorsunuz ve o toplumun değerlerinden uzaklaştırırken ona başka bir argüman sunmaya çalışırsınız ki bu da dincilik eksenli aslında birçok kurumsallaşmaların tekrardan aslında kentin bütün dinamiklerini alacak şekilde hayata geçirilir olması. Yani biliyorsunuz mesela 2016 darbe süreciyle beraber KK sistemiyle sadece çalışanlar KK'li değildi. Aynı zamanda dernekler, bu alanda hizmet veren kurumlar, basınından birçok alanına kadar birçok yapı aslında kapatıldı. Ve kapatılmayan kurumlar da aslında devletin o dini ideolojisi dediğimiz dincilik üzerinden ayrımcılığı esas alan bir ideolojiyle topluma yaygın bir şekilde verilmeye çalışıldı. Bugün neredeyse her mahallede bu yapılara benzeyen dernekler söz konusu ve bu dernekler ne yazık ki toplumun sorunlarını çözmek bir tarafa, sorunların daha da derinleşmesine sebep veren bir politika izlediler diyebilirim. Bir takım süreçler yaşadık. Özellikle işte 2015 itibariyle Sayın Öcalan üzerinde tekrardan tecritin uygulanmaya başlanması ve Kürt sorunu demokratik çözümü yerine savaşa dayalı bir rejim inşa sürecine de girildi. Bu yönüyle aslında bir çöktürme planı söz konusuydu. Daha öncesinden devreye konulması istenen ama bir şekilde bunu mecliste geçiremiyorlardı kayyum rejimine dair. Ama savaş sürecinin başlamasıyla birlikte aslında toplum da kutuplaşan bir yerde duruyor. Ve aynı zamanda kutuplaşmak hem siyasetin algısını değiştiren bir şeydir. Hem de aslında toplum ve siyaset yapanların da çok da akli selim düşünebilecekleri bir ortamın da kalmayacağı bir mesele haline geliyor. Elbette ki 2016 kayyum süreci bir yandan savaş rejiminin devreye girdiği bir süreçti. Ama bir yandan da aslında kayyumlara gerekçe olarak gösterdikleri hiçbir şey aslında resmi anlamda da kanıtlanabilecek bir mesele değildi. Yani kendisi tırnak içinde ben terörle mücadele ediyorum dese de belediyeler böylesi bir alana hitap eden bir şey değildi. Yani halka hizmet eden belediyeleri aslında bir şekilde Kürt sorunun daha çok derinleşmesi için kayyum rejimini devreye koydular. Yani bu aynı zamanda toplumu çökertilmesi için yapılan bir şeydi. Çünkü Kürtler bir irade sahibiler.
ve temel hak dedikleri talepler noktasında mücadele ediyorlar ve toplumu da, Kürt toplumsallığı da bu noktada ciddi bir bilince de erişmiş bir toplumsallıktan bahsediyoruz. O bu yönüyle aslında bir yandan savaş rejimini devreye koyarken aslında topluma karşı bir savaş rejimini de devreye koydu ve bunu yapabileceği en önemli alanlardan biri de yerel yönetimler dediğimiz alan. Çünkü hem toplumla en çok buluşan alanlardan biri, hem halkın kendini yönetim olarak ifade ettiği alanlardan biri, hem de aslında sistemin de kendi ideolojisini devreye koyacağı özel savaş mekanizmalarına karşı da o savunma hattı nasıl belediyelerse, orada aslında o savunma hattını da bir şekilde elimize etmeye, yok etmeye çalıştılar. Şimdi bu farkındalık elbette ki Kürt toplumunda vardı. O yüzden 2019 seçimlerine giderken de iradesine sahip çıktı ve her ne şekilde kayyum atanmış olsa ya da kayyum atanma riskine karşı aslında hükümete cevabını açık ve net söyledi. Türkiye hattında da baktığımızda aslında toplumsal dinamikleri kayyumlar etkiledi. Ama ana muhalefet dediğimiz siyasi partiler kendi yaşadıkları topluma da aslında o kadar yabancılardı ki buna tepki geliştirmek noktasında aslında 100 yıllık devlet rejiminin o kurucu kodlarıyla ele almaya çalıştılar. Yani bu da nedir? Milliyetçiliktir aslında. Kürtlere dayalı o savaş rejiminin sürekli noktasında devletten yana olan bir tutum hali. Halbuki bu devlet değildi, bu AKP hükümetinin başta da belirttiğim gibi ilk defa bir siyasi parti kayyumlar darbesiyle yönetim alanı oluşturdu ve kendi tek adam rejimini de buradan alan bir ruhla besledi aslında. Ve siyasi partilerin, özellikle muhalefetin okuması burada yetersizdi. Keza zaten 2019 seçimleriyle birlikte tekrardan HDP belediyelerine kayyum atandı. Evet, bir iki ses çıktı birazcık ama yeterli değildi. Yani yine büyük bir çoğunluğu işte zaten HDP belediyeleri şeklinde bakan o ayrımcı dil ve bakış açısıyla bu meseleyi ele almaya çalıştı. Zaten 2020 ile itibariyle de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atama gündeme gelirken aslında evet biz karşı durmadığımız bir meselede evet bütün Türkiye'ye yayılan bir mesele haline geliyor. Yani sadece Kürdistan'da uygulanmıyor. Aslında bütün Türkiye'de de bu sorun bir risk haline geliyor ki zaten Boğaz içine kayyum atama meselesi, derneklerin denetime tabi tutularak aslında birçok derneğe kayyum atama, bankalara kayyum atama, yani kayyum rejimi neredeyse bütün alanlara sirayet edecek bir yönetim anlayışı haline geldi ki bugün sadece belediyelerle sınırlı olmayan bir meseleden bahsediyoruz. 2018 Cumhurbaşkanlık Hükümet Sistemi de bir nevi aslında bu ülkeye bir kayyum rejimini dayatan bir sistemdi. Tek adam rejimi dediğimizde kayyumlardan nasıl bağımsız değilse bugün de bu ülkede aslında halkın yerine karar veren, halkın yerine kararnameler çıkartan bir rejim söz konusu. Yani ikisi de birbirine bakan, birbirini besleyen bir mekanizma. Yani ülkenin merkezi hükümet yönetim biçimiyle yerel yönetimlerde şu an HDP belediyelerinde uygulanıyor ama gerçekten bu yönetim algısı ve yönetme ruhu toplum karşıtı bir yönetme. Ve bu haliyle de devam ederse de zaten herkesi aslında kapsayan bir yönetim algısı ve bütün yerel yönetimler için de risk haline gelen bir mesele. O yönüyle muhalefet peyderpey belki meseleyi anlamaya başladı ama biraz geç anladılar. Hani bunu sadece muhalefet derken siyasi kanatlar için söylüyorum. Yoksa hani demokratik insan hak mücadelesi verenler, kadın dernekleri olsun, kadın mücadelesi verenler, ekoloji mücadelesi verenler birçok kesimden aslında kayyumlara karşı sesler çıktı. O yönüyle toplumsal dinamikler elbette ki buna dair sözünü kurdular. Ama mevcut rejimin kendisi ve mevcut siyasi partilerin buradaki rolünü ele aldığımızda aslında buna karşı çok da güçlü bir ses çıkmadı diyebiliriz. Ya bütün sorunların çözümünün Ahmet'ten geçtiğini bilmesi gerekiyor artık. Yani artık bu mesele gerçekten bütün ülkeyi, hatta Orta Doğu'yu, hatta dünyayı etkileyen bir mesele. Çünkü Kürt toplumsallığı, Kürtlerin oluşturduğu mücadele ve paradigması aslında hani dedik ya, hem kadın özgürlükçü, demokratik bir yaşam üzerine kurulu, ekoloji mücadelesi veren bir paradigma. Şimdi böylesi evrensel değerlere sahip olan bir mücadeleyi kalkıp işte savaş politikalarıyla ben bastıracağım ve ülke de buna sessiz kaldığı zaman aslında evrensel değerlere dair de bir şekilde karşı çıktıklarını gösteriyor. Yani Kürtlerin buradaki talebi açık ve net zaten.
nasıl yaşamalı dair kendi kararlarını hayata geçirmek istiyorlar. Yeri geldiğinde yerel yönetimlerde irade olmak istiyorlar. Yeri geldiğinde ana dilde statü meselesini talep ediyor. İşte Kürt sorunun demokratik çözümünü talep ederken aynı zamanda bu ülkenin daha demokratik bir cumhuriyet şeklinde yönetilmesine dair de siyasetini örüyor. Şimdi bunları sadece Kürtler mi talep etmeli? Elbette ki hayır. Şimdi Kürtler daha geniş bir taleple aslında daha evrensel değerlere dayalı bir taleple Kürt halkıyla birlikte aslında Türkiye'deki halklar ve mücadelelere de aslında ilham veren bir yerde. O yönüyle buradaki her baskı aynı zamanda Türkiye'de farklı yerlerde mücadele eden kesimleri de etkiliyor. İşte onların sahaya çıkmasına engel oluyor. Ya da diyelim ki kadın mücadelesinin geriye gitmesine neden oluyor. Mesela örnek verirsek kayyumlar eş başkanlık sistemine atandı ve onu lağvetmek için gönderildi. Ve hemen akabinde ülkenin temel gündemlerinden biri İstanbul Sözleşmesi'ydi. Ya İstanbul Sözleşmesi bu ülkede toplumsal cinsiyet eşitliğini hayata geçirecek, hükümete de yerellerde kurumlara da görev veren ve sorumluluk veren anayasal noktada düzenlemeleri talep eden bir perspektif aslında. Bir sözleşme öyle söyleyeyim. Biz yerel yönetimlerde zaten bunu inşa ediyorduk. Yani İstanbul Sözleşmesi hayata geçsin geçmesin. Ama biz zaten bunu yerel yönetimlerde uygulayan bir siyasi partiydik. Ya da uygulama iddiası bulunan bir şekilde mücadelesini yürütüyorduk. Şimdi Kürdistan'da eş başkanlığı siz lağvetmeye çalışırsanız Türkiye'de de İstanbul Sözleşmesi işte tek adamın ağzıyla feshedilecek duruma gelir. Şimdi bu bütün meseleler için geçerli. Yani Kürtler bunu hak ediyor dediğiniz zaman yarın siz hak edecek duruma gelirsiniz. İşte Kürtler ana dilde konuşmasın derseniz siz de farklı inançlara sahipseniz başka şekilde ezilme ve sömürülmeye tabi tutulursunuz. Yani burada oluşturulan her şey aslında Türkiye'de farklı kimliklerin, inançların hayatlarına mal olan bir mesele. Çünkü siz bir yerde hukuksuzluk inşa ederseniz, hukuku anayasa askıya almaya çalışırsanız, keyfiyet üzerinden bir rejim inşa ederseniz, yarın hepiniz farklı siyasi görüşlerinizden kaynaklı, cinsiyet kimliklerinizden kaynaklı, inanç kimliklerinizden kaynaklı, mezhebinizden, bazen de yörenizin ağzınızdaki o şive farkı var ya, ondan kaynaklı dahi ayrımcılığa maruz kalırsınız. Şimdi hükümet bunu inşa etmek istiyor ve yeri geldiğinde kutuplaştırıcı siyasetle de bunu yapmaya çalışıyor ve topluma da yaymaya çalışıyor. Şimdi o bunu zaten uygulayacak ve uygulamaya da devam etme noktasında varlığını bunun üzerine inşa etmiş. Yani krizler var ve bu krizler üzerinden kendisini ayakta tutabilmek için işte demokrasi krizi aynı zamanda bir ekonomi krizidir. Yani ikisi birbirine bağlı bir şeydir. Siyasetteki kriz aynı zamanda savaş rejiminin krizidir. Çünkü hepsi iç içe geçen bir şey. Şimdi bunların en önemli meselelerinden biri bu hükümetin yönetme biçimi ve yönetme hırsının getirmiş olduğu saldırganlık söz konusu. Şimdi buna karşı durabilmek için ya da bu gidişatı artık dur diyebilmek için de herkesin aslında mücadele hattında birleşmesi gerekiyor. Yani Kürtler sadece kendi başına mücadele etmeyecek. Türkiye halkı da ya da Türkiye'de kadın mücadelesi veren kesimlerle Kürt kadın hareketinin mücadele kesimleri nasıl bir şekilde birbiriyle buluşabiliyorsa her kesim aslında bu noktada ortak buluşmayı sağlamak zorunda. Yani bu iktidarın gidebilmesi ya da bu iktidarın mevcut politikalardan vazgeçebilmesi için bu toplumun daha umudu, cesareti ve örgütsel anlamda da daha çok aslında mücadeleyi büyütmesi gerekiyor. Onların ayakta tutabilecek hiç bir şey yok aslında. Çünkü bir değerler dünyası bile yok. Ama bizlerin hem kaybedecek o kadar çok şeyimiz var. Çünkü mevcut olan şey bize saldırmak üzerinden kendini var ediyorsa bu saldırıya karşı hem ideolojik birliktelik, hem mücadele birlikteliği, hem işte bu mücadele birlikteliği aslında neyi nasıl istersek onu korumaya dair bir şey. Bu da en önemli meselelerden biri yine yerel yönetimler. Çünkü bütün mücadeleler yerelden başlar. Yani merkezden siz bir mücadele üretemezsiniz. Merkezi olarak kararlar verebilirsiniz ama merkezi anlamda bir mücadele yürümez. Ama yereller mücadele ettiği zaman merkezin kararlarını değiştirir. O yönüyle her yerelde aslında herkes mücadele hattında birlikte mücadele etmesi gerekiyor. Onun mücadele alanı farklı, benim farklı değil. Temel insani haklar meselesinde hepimizin mücadelesi aslında ortaktır. Birine yapıldı işte bana yapılmadı meselesi değil. Birine yapılıyorsa yarın sana da yapılacak
meselesi üzerinden temel hakları aslında gündeme koymak gerekiyor. Şimdi değişik korkutur ister istemez. Yani neyle karşılaşacağını, iktidarını da neler değişeceği noktası bir siyasete bir müdahale biçimi olarak aslında eş başkanlık sistemini ele alıyoruz. Yani orada sadece bir kadın bir erkek eş başkan seçtik meselesi değil. Yeri geldiğinde inançlar aslında yönetime giriyor. Yeri geldiğinde kimlikler giriyor. Etnik farklılar aslında bir şekilde yönetimde yer almış oluyor. Ve aynı zamanda bir meclis çalışması. Yani eş başkanlık sistemi daha katılımcı, daha demokratik, aynı zamanda cinsiyet eşitlikçi bir sistemin adıdır. Peki cinsiyet eşitlikçi olacağım ama farklı kimlikleri tanımayacağım dersen orası mesela eş başkanlık sistemi değil. O yüzden mesela örnek verirsek, işte Mardin Büyükşehir'de biz 2019 seçimlerinde bir Kürt, bir Arap, aynı zamanda bir kadın, bir erkek şeklinde oradaki yerelin inançlarını, temsiliyetlerini oluşabilecek ve hani dışarıda bırakılanı içeride tutabilecek şekilde. Yani bugüne kadar sistemler hep tekçilik üzerinden var olmuşlar ve o tekçilik aynı zamanda toplumda da birinin yönetmesi gerektiğini ve bu bir kim yönetecekse de asıl iktidar o şeklinde oluşturulmuş. Şimdi biz hem halkçı belediyecilikten bahsediyoruz ve bu halkın %50'sini kadınlar oluşturuyor. Ama bu halk sadece Kürtlerden de oluşmuyor diyoruz. Araplar var, işte farklı dillere sahip kesimler var, Süryaniler var, Ermeniler var. Yani aslında toplumun o özü, o çoklu halinin yönetime dahil olabilmesi için eş başkanlık ve meclisi bir bütün olarak ele alıyoruz. Ve bir bütün ele almak demek aslında o kentte yönetimin daha demokratik, daha şeffaf olması demek. Bu iktidarı korkutan bir şey. Çünkü ulus devlet anlayışı demokratik bir anlayış değildir. Belki hani de parlamento sistemine sahiptir. Seçimlerle işte gidiyoruz bu şekilde beyan eder kendini. Ama yönetimi algısı ve yönetim biçimi aslında daha çok tekçiliği barındıran ve fırsat eşitliğinin olmadığı ve mümkün mertebe milliyetçiliğin ön planda olduğu, yeri geldiğinde cinsiyetçiliğin ön planda olduğu, yeri geldiğinde işte mezhepçiliğin, dinciliğin ön planda olduğu bir yönetim anlayışı aslında. O yönüyle bir siyasette aynı zamanda böyle bir müdahalede bulunduk. Yani hem siyasi partiler kanununda bir değişikliğe götürdük, hem de yerel yönetimlerde bugün fiili olarak uygulasak da ama resmiyet kazanması için ciddi çabalarımız da söz konusu. Bu sisteme diyoruz ki asıl aslında yerelden, demokrasiden tutun hem de bu ülkenin demokratik cumhuriyet noktasında da eş başkanlık sistemi aslında bu ülkenin demokrasinin garantisidir. Çünkü yönetme nasıl yönetiyorsanız aslında hem öyle üretirsiniz, nasıl yönetiyorsanız aslında hukukunuz öyle kendini oluşturur. Şimdi eşitliği baz alan ve bunu sadece sayısal bir veri olarak söylemiyorum. Hayatın her alanında bir eşitlikten bahsediyoruz. Ve bunun en önemli ayaklarından biri de yerel yönetimlerde diyoruz. Hem yerel demokrasiyi güçlendirme adına hem de aslında kentlerde kadınların daha çok söz, irade sahibi olması, üretime dahil olması, siyasette aktif katılımını sağlayarak aslında toplumda bir aslında kadın özgürlükçü bir ideoloji inşa etmeye çalışıyorsunuz. Yani bütün o ezberleri bozuyorsunuz. Bütün o ayrımcı dili ortadan kaldırmaya çalışıyorsunuz. Kentin yönetimi kadar kentin nasıl bir mimariye sahip olacağını herkese hesaba katarak yapmak zorunda kalıyorsunuz. Yani, ama mesela normalde iktidarlar ve mevcut bu hükümet de dahil daha tekçi düşünürler. Ve aslında şöylesi bir durum da söz konusu. Yerel yönetimlere bu kadar müdahale etmelerinin sebebi de aslında ülke demokrasisine biraz daha müdahale diyebiliriz. Yani bir yandan seçme seçilme hakkını kadınların eş başkanlık sistemini bir seçme ve seçilmede aynı zamanda eşit temsiliyeti de ortaya koyduk. Mesela burada ne oluyor? Kadınlar aynı zamanda eş başkanlık için oy kullandılar değil mi? Onayladılar bu sistemi. HDP belediyelerinde ve DVP belediyelerinde. Ama mesela kadın seçilmişlerin görevden alınması demek hem kadınların seçme hakkını gasp ettiler hem de seçilme hakkını gasp ettiler aslında. Ya da diyelim ki kadınların oluşturduğu o belediyecilik anlayışını lağvetmeye çalıştılar. Bunu yaparken elbette ki korku buna neden oluyor. Bu sadece erkeklik korkusu da değil, yani cinsiyete dayalı bir korku meselesi de değil. Cinsiyetçilik ideolojisinin getirdiği bir mesele değil. Bu ülkenin kodlarına dair aslında bir korku var. Şimdi HDP belediyelerinin hayata geçirdiği çok renklilik, farklılık meselesi
bu ülkenin kodlarını alt üst eden bir mesele. Buradan da bakmak gerekiyor. Ve bunun en nihai aşamaya geldiği dönemde eş başkanlık sisteminin uygulamaya geçirdiği dönem ki o dönem zaten biz 102 belediye aldık o dönemde. Ve bu o dönemin bütün iktidar siyasetini de korkutan, hatta muhalif olan siyasetçileri dahi korkutan bir mesele haline gelmişti. O yönüyle aslında yerel yönetimlerde eş başkanlığa dair müdahale aslında hem merkezi hükümetinde hem aslında bugüne kadar ulus devlet kodlarına sahip olan bütün o siyasi partilerinde korkusunu gösteren bir şeydi. Ve onu aslında bir şekilde hayata geçirmeye çalıştılar. Ama bu yönüyle de aslında bir uygulama hayata geçtiği anda, sözünüzü eyleme geçirdiğiniz anda, bütün dünya da buna tanık olduktan sonra ne biz eş başkanlık sisteminden vazgeçebiliriz ne de kadınlar bir kazanımı bu kadar kolay heba edebilecek noktada geri duran bir yerde duramazlar diye düşünüyor ve geliştirmeye çalışıyor. Ve o noktada bizim halkımız iradelidir. Yani son 10 yılın iradesi değil bu, uzun yılların, 100 yıllık mücadele geçmişine dayanan aslında bir bilinci var, bir hafızası var. O yönüyle biz de bu noktada siyaseti örerken de yerel yönetimler noktasında da kayyum atanacakmış gibi bakmıyoruz. Kayyum atanmayacakmış gibi. Atanırsa da onun mücadelesini yükseltecek buluşmayı da yapmak zorundayız. Ama dediğim gibi atanma durumu ya da atanma riski olursa gibi bir soru bile aslında bize kayyum atanmasını meşru gösteren bir soru haline gelir ki.